Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. İlk önce Allah'ı niye görmüyoruz? Buna girmeden önce insan kendisini tanıması gerekiyor. Ona ait bir mukaddeme yapacağım. Ama ilk önce şu bilinmesi lazım ki Allah niye gözükmüyor? Gözükende sorun yok. Görmek isteyende sorun var. Ortada bir sorun var. Allah'ı görmek meselesi. İbrahim, Allah'ı görme sorunu. Allah'ı görmüyoruz. Bir, gözü istediğimiz, görmek istediğimizde sıkıntı var. Biz ondan görmüyoruz. Veya görmek isteyen bizde bir sıkıntı var. Ha? Şimdi onda sıkıntı olup olmadığını bilmiyoruz. Yani çünkü Allah tanımıyoruz. Allah tanımıyoruz. En iyisi nedir? İkinci bir şık var. Desem ki bu kapıyı şu iki anahtar açıyor. Başka çaresi yok. Bir tanesini denedik. Açmıyorsa ötekisini de denemeye gerek yok. O açar demektir. Tamam. Şimdi kapıyı bizden deneyelim. Bizde bir cehalet var. Cehalet var. Yani görmeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani böyle ama bunu kalemi görüyorum. Oysa bunun fizik diyor ki bunun aslını göremezsiniz. Böyle bir şey yok. Nedir bu? Bundan bize yayılan dalgayı görüyoruz. Kendisini göremez. Zaten renk nedir? Güneşten, temelden gidiyorum ki, güneşten paket geliyor. Bunun adı, bizdeki tabir ziya, fizikteki adı foto. İçinde 7 tane renk var. İçinde. Ziyanın içinde 7 tane renk var. Hararet var. Hararet var. Sıcaklık var. Renk var. Tamam. Işık var. Renk var. Isı var. Işık var. Dalga boylarından bahsetmiyoruz. 3 tane. Şimdi bu çiçek Bülent 7 tane güneşten gelen o parça var ya, foton, bizdeki ziya, buna vuruyor. Bir görmeyi anlayalım ki sorun nerede. Tamam mı? Buraya güneş vurduğu zaman ışık, bunun 6 tanesi bastırılıyor. Bu öne çıkıyor. Sarı. Yani ustad da ikinci şu anda güneşin istihali bir rivayete göre diyor, kavle göre, fenlerin ifadesine göre diyor. Güneşin eşyanın istihalesinden ortaya çıkan. Yani bu bize gözüken 6 tanesi bastırılmış, 7.'si öne çıkmış. Kendisini mi görüyoruz? Hayır. Oraya vuran foton buraya vurmuş. Bu 6 tanesini bastırmış. Şeye bastırmayı şey söyleyeyim. Semada yıldızlar yok mu? Var. Ay yok mu şu anda? Var. Niye gözükmüyor? Güneş bastırmış. Bastırmış. Bu diğer renkler bastırılmış. Tamam. Burada o zaman burada bir renk yok zaten, sabit renk. Burada sabit renk yok. Bu 7 tane rengin güneşten gelen 7 tane renk var ya,
altısını yutuyor, yedincisi kalıyor, yutamıyor bu. Yani eşyada renk yok. Renk güneşten geliyor zaten, yedi renk geliyor diyor. Yedi tane ziya o yani. Niye geliyor canım? Bizde renk var yani. Renge ihtiyacımız yok ki. Ekmeğimiz var. Niye ekmek gelsin ki bir daha gibi. Zaten renk var bize. Ne rengi geliyor? Renk yok bizde. Tamam mı? Renk yok. Renk yok. Bizde renk yok. Oradan geliyor. Olsa zaten gelmez. Tamam mı? Bu yedi tanesini yuttu mu? Şey altı tanesini. Yedincisi bize geliyor. Peki bu gelen sarı eşyanın rengi midir? O yoksa güneşten gelen sarıyı altı suyunu yuttu, yutamadığını bize geliyor. Bunun zatının rengi değil o. Bu eşyanın yutamadığı renktir. O zaman bunda renk yok. Anladın mı? Yutamadığıdır. Peki burada ne geliyor bize? Bu gelen güneşten gelen ziya istihaleyi geçiriyor. İstihaleyi geçirdikten sonra altısını yutuyor, yutamadığını güneşten gelen sarıyı bana gönderiyor. Mor da gönderebilirdi. O zaman eşyanın kendisinde yok. Tamam? Görmeyi bir kere anladık. Görme sorunu bizde. Güneşten gelen yedi tane renk, güneşten gelen yedi tane renk hepsini yansıtamıyor. Eşyanın kabiliyeti buna müsait değil. Bunu hepsini birden göstermeyi değil mi? Evet, göstermeyi. Peki, güne iyi dinleyin buraya. Çok önemli. Güneşin yedi tane geliyor mu abiler? Geliyor. Peki yedisini birden niye yansıtamıyor? Çünkü kabiliyeti müsait değil. Yansıtsaydı nasıl olurdu abi? Yansıtsaydı o zaman konuşacaktık. O zaman benim sistemim de yani değişmesi lazım. Şuna benziyor. Kar beyaz değil de kırmızı olsaydı ne olurdu? Gözün, göz sistemi değişmesi lazım. Böyle bir şey olsaydı onu alan, onu kavrayan insan da sistemi yeniden ona göre ayarlayacak. Peki, güneşten gelen yedi tane rengi biz niye göremiyoruz? Güneşin sorunu mu, bunun sorunu mu? Bunun sorunu. Bunun sorunu. Güneşi Allah yerine koy. Peki, bütün renklerin sahibi renklerden önce olması gerekmiyor mu? Bak, bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Değil mi? Bak, bu masayı yapan masaya benzemez. Ve masayı yaptığı için masadan öncedir. O zaman masada aranan özellikler bende de var zannetmemek gerekiyor. Mesela bu dört ayaklıdır masa, Hasan da dört ayaklıdır. Bu bir yerde durur, Hasan da duyur. Ama bunu yapan tabii bunu yaptığı için çok büyüktür. Yani masa serttir, ben de sert. Hiç alakam var mı? O zaman görme subutu sıfattan geliyor. Görme özelliğimiz. Sem, basar, ilim, irade, kudret, hayat. Hayat. Ne etti? Yedi tane. Yedi tane. Basar bizi görmeklik vermiş. O zaman o basar sıfatı önünde olanları görür. Önünde olanlar ne var? Esma var. Sıfatın önünde ne var? Esma var. Esmanın nesini görecek? Cilve, cemal, nakış sanatını görecek. Ama o gözün arkasında olan aklı ve aklın fonksiyonlarını, vehim, tasavvur fonksiyonlarını, hayal, dünyamızı, itikat dünyamızı, tasdik dünyamızı,
İltizam dünyamızı. Ya kafada ya. Bu buradan çıkmış. Geriye dönüp nasıl görecek? Onları görmez. Hele hele buraları görmez. Merhamet, şefkat, haya, edep. Peki onlar neyle gözükür? Onun başka gözü var. Mesela diyor ki, sesin gözü kulaktır. Kokunun gözü burundur. Mananın gözü akıldır. Muhabbetin gözü kalptir. Sen şimdi yemeği, gözün, yemeğin tadını gözüne bakabilir misin? Yemeğin tadını yani. Dese ki, baksana şey İbrahim şu yemeğin tadını. Tuzludur, biberlidir diyebilir misin? Diyemez. Çünkü onun gözü o değil. Neyi nereden isteyeceğimizi bilmiyoruz. Sen şimdi sesi ne dedin mi dersin? Ne dedin? Dedi. Bak onu da onunla görüyor. Sen kalkıp da sesi gözle işitmeye kalkarsan tabii ki red cevabı alacaksın. Bu sefer olmayınca da sorun sende. Peki Allah gözükmez mi? Gözükür. Bak bu sesi görür. Bu kokuyu görür. Bu tadı görür. Bu dokunmayı görür. Bu şekli görür. Bu şekli ben yaptımsa ben şeklin arkasındayım. Şeklim yok. Peki ilmi akıl görür. Muhabbeti kalp görür. Allah'ı da vicdan görür. Vicdandaki latife-i Rabbani'yi görüyor. Ama şekil değil o. Mesela nasıl görür, nasıl fark ederiz? Namazdasınız, Kur'an okuyorsunuz, derstesiniz. Yani güzel bir halet olmuyor mu? Acayip bir halet oluyor. Ha, böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Böyle tat tatlı bir hal oluyor. O hal nedir? Latife Rabbaniye aktif. Aktif, yakaladı o. Yani oradaki huzur. Latife-i Rabbaniye'nin vazifesi müşahadetullah'tır. Ama kör olası cehalet görmeyi göze indirmiş. Yani şekle indirmiş. Niye vicdanı koymuş abi? Niye vicdanda o? Mesela en kaliteli, en değerli şeyleri ve sıradan olan şeyleri anlama, kavrama, yakalama organları farklı. Mesela haya yerini niye gizlemiş de göz açık? Niye kapalı yeri koymuş? Değil mi? Kapalı. Sana has. Çünkü vicdaniyatın inkişafı nispetinde senin gördüğünü benim gördüğümle alakası yok. Kıymetli şeyler, değerli şeyler gizli olur. İnşaat demirleri dışarıda, altına bir sürü muhafaza koymuş. Değil? İnsanda abi mesela güneşte 7 renk, insanda 7 duygu. Öyle değil mi? Evet, insanda 7 duygu, dimağda 7 mertebe. Ondan sonra bunların en şeyi de abi mesela diyelim ki içinde hiç gözükmeyen bazı renkler bazı yerlerde gözüküyor. Yani hepsi gözükmüyor. İnsan bunu inkar etmediği gibi mesela biraz önce dedin ya hani mesela sesin gözü kulak. Hı hı. Mesela aynı kez de böyle düşünecek olsa Allah'ı görmek için de bizde bir cihaz var ama bu herkes de açık değil şu anda abi. Açık değil, cihaz açık değil. Mesela şöyle diyor, ona gelecektim de. Navigasyonu açacaksınız, yol gösterecek. Görecek ya, ben buradayken orayı görecek. Gitmeden görecek. Geleceği görüyor. Cihaz geleceğimi görüyor. Mesela Biremen Afyon'a göre gelecek değil mi? Kaç kilometre var buradan oraya? 55. Peki navigasyon açsam, mobilya açsam orayı göstermez mi? Göster. Ama ben oraya gitmek için 55 dakika gerekiyor. Ama ne diyor navigasyonu açarken? Konumu aç diyor. Konumunu aç. Yani uyduya bağlan.
Uyduya bağlanmadan göstermiyor. Şimdi sen uyduya bağlanmadın. Önder ne biçim telefonmuş, göstermiyormuş. Ona kızacağına kendine kız. Açmamışsın o şeyini. O sistemini açmamışsın. Şimdi sorun gösteren uyduda mı, görmek isteyende mi? Sen açmamışsın. Cihazını açmamışsın. Navigasyon göstermiyor. Konumu aç diyor. Bangır bangır bağırıyor ekranda. Konumunu aç. Açmamışsın. Vicdanındaki Latife-i Rabbani nasıl açılır? İrade ile ibadet yaparsan. İrade, zihin, his, Latife-i Rabbani. İradenin vazifesi ibadetullah. Zihnin vazifesi marifetullah. Hissin vazifesi muhabbetullah. Latife'nin vazifesi muşahadetullah. Bunlar aktiften sonra bu oluyor. Ya paldır küldür. Sen belediye başkanı bile göremezsin ya. Konum sallaya sallaya git bakayım, seni gösteriyorlar. Aç telefonu. Alo, bir hemen belediye başkanına görüşmek istiyorum. Ya tabii emriniz olur hemen. Emsalsın ya. Sistemin nedir ya? Konumu nedir? Kimsin? Biz yardımcı olalım diyor. Bu güzel bir şey abi. Hani bir yere gitmek istiyorum diyorsun. Konumunu aç. Allah'ı görmek istiyor musun? Aynı keza aynı cevap geliyor. Konumunu aç. Konumunu aç. İman var mı? Ya. Vicdanın inkişaf etmiş mi? Lan sen Allah arkadaşın mı zannediyorsun? Bahçendeki çiçek mi zannediyorsun? Bütün renklerin sahibinin rengi yok ki. Bütün renklerin sahibinin rengi var mı? Peki güneşten gelen o 7 tane rengin nasıl gözüküyor? Paketin rengini biliyor musunuz? Biliyoruz da. Nedir? Beyazdır. İçinde beyaz renk yok. 7 tane renk var ya fotonda. 7 tane renk içinde beyaz yok. Ama 7 tane renk beyaz gözüküyor. Bak, bütünsellik başka bir renktir. Allah bütün renklerin sahibi, o zaman başka bir renktir. Ama bizim gözümüz buna ayrılmış. Şu anda radyo dalgaları yok mu? Televizyon dalgaları yok mu? Niye duymuyoruz? Radyon yok ki. Suç kimde şimdi? Kime lanet okuyorsun? Olan ses duymuyoruz ya, müzik duymuyoruz. Televizyonunu aç, radyonu aç. Hiçbir tane ben insan görmedim. Radyosuz niye ses duymuyor diye bağırsın. Evde niye radyo duymuyoruz? Niye? Hani radyo? Gittik adamın evine. Hani lan radyo? Radyosuz olmaz mı? Havada var nasıl burada? Allah her yerde. Ses de her yerde. Görüntü de her yerde. Televizyon yok. Nasıl gözükecek? Onu nasıl yakalayacak? Kim yakalayacak? Demek ki sorun bizde. Devam ediyorum. Allah'ın delillerinden biri de her şeyin bu gözde gözükmemesidir. Çok ilginçtir. Allah ispat ediyor gözükmemesi. Çünkü gözüken bir şey sıradan bir şeydir. Sıradan değil ki Cenab-ı Hak. Bak bir daha, her şeyin bu gözde gözükmemesidir delillerinden de birisi. Çünkü var olup var olan bir şeyi gözükmemek en büyük mucizelerdendir. Mesela bak, bu kalem var mı? Var. Koyduk buraya. Şimdi var olduğu halde gözükmemeyi yapalım bunu. Gözükmesin. Zor değil mi? Mucize ya. Şimdi askeriyede uçak, tank var. Gözükmemesi için uğraşıyorlar. Adam bir kılıf buluyor, radar yapıyor, değiştiriyor. Yakalandı. Başka bir şey yapıyor. Yani doğalde gözükmemesi daha zor yoldur. Bak bir daha, var olan bir şeyin gözükmesine göre var olan bir şeyin gözükmemesi yolu zordur. Zor yol tercih edilmiş. Mesela şöyle diyeyim, daha iyi anlaşılır. Dünyada fizik aleminde şu eşya bir yerdedir. Her yerde olursa mucize olur. Kuantum fiziğinde, metafizik aleminde, yani bunun altında, bu varlığın arkası, altı, kuantum fiziği deniliyor. Bu kalem var olması gereken her yerdedir. Orada kuantum fiziğinde bir şey bir yerde tutmak mucizedir. Bir şey bir yerde göstermek mucizedir. Orada bir şey her yerdedir.
Dünyada ise bir şey bir yerdedir, her yerde olması mucizedir. Bu ikisinin sahibi olan Allah ne yapsın şimdi? O zaman öbür taraflarda o yedi rengin yedisi de gitmiş mi oluyor ki? Burada bir tanesi çıkıyor. Altısı gidiyor. Yani burada altısı gidiyor, birisi evet. Kalıyor. Orada öbür taraflarda mesela. Orada nedir biliyor musun? Metafizik alemindeki renkler, mesela dünyada 7 tane renk var ya, bilgisayarla bunu benim en son okuduğuma göre bilgisayar ortamında ton olarak tam 68 milyon ton yapmışlar renk. Renk yapmışlar. Siyah beyazda milyonlarca yaparsın. Biraz katarsın ondan biraz daha. Bu sefer bu tarafı bastırsın vesaire. Bu nisbidir deniliyor. Dünyadaki şey kıyasla. Bu sarıdır, bu yeşildir. Kıyasla biliniyor. Yani hiçbir şey yok. Sırf sarı var. Bak unutma. Hiçbir şey yok. Sırf sarı var. Sarı da bilinmez. Sarıyı ortaya çıkaran yeşildir. Beyazdır. Nisbidir derler. Ahirette ise hiçbir şey bir şeye muhtaç değil. Dünyadaki nisbiler orada hakikattır. Niçin anlattım? Burada 68 milyon şu anda renk yapılabilmiş bilgisayarda. Ton. Ahirette buradaki nisbi orada sabit hakikat olacak. En az 68 milyon renk var. O zaman bu şu sarı bastırılmış. 6 tanesi sarı olarak gözüküyor. Diğerini gösteremiyor. Yani eşyanın yapısı müsait değil. Gösteremiyor. Sorun bunda. Onda sorun değil. Cennette ise nur ve nurani olduğu için dünyadaki 68 şimdi nisbi renk hakikati orada sabit olacak. Her şey en az 68 milyon renk hepsi bir anda bir şeyde gözükecek. Sen hepsini tek tek alacaksın bir anda. Yani bir çiçekte o bütün renkler mi gözükecek? Evet 68 milyon. Hani 68 milyon diye cennette renk var deme. Yani Risale'de şöyle geçiyor. Burada nisbi hakikat, orada sabit hakikat olacak. Nisbi, yani şu andaki şeyle, bilgimle, bilgisayar ortamında renk, 7 tane renkten 68 milyon ton yapılmış. Bunun adı nisbidir. Orada bu nisbi hakikat olacak işte. Sabit olacak, sabit hakikat olacak. O zaman her şeyde bu kadar renk olacak. Onun için ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşer otur etmiş. İnsan anlayamıyor abi. Bir noktaya bakacaksın. Yani 60 milyon rengi aynı noktada göreceksin, fark edeceksin, zevk edeceksin. Bir de onu alan senin sistemini düşün. Daha başka. Bambaşka oldu abi ya. Bir de sen kendini düşün. O veren. Şimdi giriyoruz. Zaten gözüyle gözükse Allah ona iman et denmezdi. Çünkü iman gaybadır. Aç, buna iman edin. Emin misiniz kalemdir? Herhalde balta değil ya. Buna kalem diyen Müslüman, balta diyen kafir. Böyle iman olur. Hani her şey çıplak akılla, ilimsiz olarak anlaşılsaydı, alim unvanı olmazdı. Her şey akla açık değil. Malzemesi ilim lazım. Mesela akıl diyor. Akıl müstakil çalışmaz. Akıl mesela şey diyeyim, ne diyeyim, torna tezgahı de, mesela matkap de, yani araba de, en mükemmel araba, benzin yok. Nasıl çalışacak? Akıl araba gibidir. Benzin ise ilimdir. Ya neyle çalışacak akıl? Verdiğin bilgilerle çalışacak. Mesela ne aklımıza beladır? Olumsuzlukları televizyonda, olumsuz filmleri, olumsuz programları, kim boşanmış, kim kime ne vurmuş, neresi bombalanmış, nerede kim ölmüş, doldur doldur, akşam yatar.
O malzemeleri verdi. Akıl cihazdı. Neyle çalışacak İbrahim, gözünü seveyim ya? Verdiğin bilgilerle çalışacak. Akıl cihazdır kardeşim ya. En iyi araba burada hangisidir? Fabi mi? Volkswagen mi? Audi mi? Audi diyelim. Porsche. Peki kardeşim, benzin arabasına sen Porsche mazot döksen çalışır mı? Efendim, çalışmaması senin suçun mu, arabanın suçu mu? Veya benzini koydun ama oktan benzin değil. 95 oktan. 50 oktan. Gene tekler ya. Suyu katmışsın gibi. Yani akıl bir alettir kardeşim. Neyle çalışır? Verilen malzemelere göre çalışır. Malzeme nedir? İliğimdir. 27. sayfada söylüyor sözlerde. Akıl alettir. Şimdi kim boşanmış? Kim kime kafasına taş atmış? Kim bilmem ne olmuş? Bunu seyreden kadın veya erkek televizyonla doldurdu. Bu akıl malzemeyi bunu verdi. Proşeye gitti, mazot koyuyorsun. Lan benzinle çalışıyor bu. Niye benim aklımın böyle izah ediyor, aklımın izacatından değil mi? Akıl. Niye ben kendimi kötü hissediyorum? Ya hakikaten ya. Vay be hanımefendi ya. Sen hakikaten merak ettim. Niye kendini kötü hissediyor musun ya? Lan doldurduğun malzemeyi göre seçeceksin. Bir de sesler kalbine girdi abi. Ses direkt kalbe gidiyor. Kalbe gidiyor. Batsın bu dünya, müzikleri dinle. Batsın bu dünya. Bırakın beni bilmem ne. Onunla doldun. Kafa yoruldu. Kapattın. Teybi kapattın. Müziklerle kapattın. Sonra oh be. Ne kadar mutluyum. Yok. Adam da Kur'an dinleyecek. Kur'an okuyacak. Kur'an çalışacak. Bilmem doğru sesleri, doğa seslerini duyacak. Dere sesleri, kuş sesleri. Sen de onun gibi mutlu olacaksın. Ulan emeğe hakaret değil mi ya? Emeğe hakaret ya. Bir de abi mesela her bir duygunun almış olduğu veya fark ettiği şeylerden aldığı lezzet de var. Mesela gözle gördüğün şeyi. Lezzet ayrı. Ayrı ama kulakla duyduğun bir şey abi lezzet veriyor ama gözün gördüğü gibi bir şey değil. Bunu da yadırgamıyor insan. Veya aldığı lezzet ne gözün gördüğüne benziyor ne kulağın gördüğüne benziyor. Bunların tamamen farkında bir şey. Bunu da yadırgamıyor. Niçin aldığım bu lezzet gözümün gördüğü gibi değil? Evet. Yani diye sorgulamıyor mesela. Sorgulamıyor. Yani gözüm kalemi gördüğü gibi, kulağım da sesi görüyor da niye kalem gibi değil demiyor. Latife Rabbani de Allah'ı görüyor. Ben Allah'ı görüyorum. Hazreti Ali diyor ki görmediğim Allah'a iman etmem dedi. Görüyor adam. Ben de görüyorum. Sen de görüyorsun. Ama kalın cehalet, gördüğün bir şeyi yalanlıyorsun. Bu sefer görmüyorum diyorsun. Allah da sana öyle hissettiriyor. En nezeni abdibil. Kulun bana nasıl iman ederse ben ona öyle. Nasıl Allah'ı görüyorsun? Namazda bu huzur olmuyor mu? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Huzur olmuyor mu? Ama her zaman olmuyor abi. Her zaman görmüyorsun demek. Sende sorun yani. Her zaman niçin olmuyor? Latif. Olabiliyor yani. Ama bazen oluyor. Yok mesela her zaman görme şeyi var yani. Var. Sistem çalışıyor. Konumu açmamışsın kardeş. Konumu açmamışsın. Latife Rabbani mesela televizyonu veya internet haberleri bir şuraya buraya gir. Şimdiki namaz olacak şimdi tamam. Allahu Ekber. Ulan ne oluyor? Şey yap çünkü. Yaparsan ne olur? Şimdi Afrin ne olur? Ellezine yu'minune bil gaybi ve yukimune selate ve mimma razaknahum yunfikun. Ağzın Kur'an'ı sese dönüştürüyor. Bak eğer Kur'an'ı ağızla okursan sese dönüşür. Akılla okursan manaya dönüşür. Kalple okursa muhabbete dönüşür. Ruhla okursa müşahadete dönüşür. Ha? Bak, zaten göz ile gözükse onun adı ona iman edin denmezdi. Hani her şey çıplak akılla ilimsiz olarak anlaşılsaydı alim unvanı olmazdı. Her şey
akla açık değil. Aklın malzemesi ilimdir. Akıl makineyse benzini ilimdir. İman gaybı olduğu için gözükene iman edin denmez. Zaten gözüken şey de benim gibi mahluk olurdu. Gözüken her şey mahluk olurdu gözle gözüken. Sanki kendisi, şimdi geliyorum şimdi kızmaya. Allah niye görmüyorum diyene diyorum ki, sanki sen seni görmüşsün de bu soruyu Allah'a yöneltiyorsun. Sen kendini gördün mü? Bu sen misin? Bu sen misin? Bu sen misin? Buna ne diyorsun? Benim gömleğim. Buna ne diyorsun? Benim atletim. Buna ne diyorsun? Benim vücudum. Gir içeriye. Benim hayatım. Gir içeriye. Benim his ve şuurum. Benim kalemim der gibi. Benim kalemim. Benim his ve şuurum. Gir içeriye. Benim aklım. Gir içeriye. Ben diyen hala arkada. Hala sahiplenen birisi. Arka. Benim ruhum. Benim ruhum diyen de ruh değil. Kim bu? O sensin işte. Gördün mü? Sen kendini gördün mü? Ne zaman göreceğim? Ne zaman kendini görürsen? Abi insan kendi sesini de bilmiyor. Bilmiyor. Şöyle abi. Sesini kaydedip de dışarıdan duysa kendinin sesi olduğunu belki inanmayacak abi. Evet, şaşırıyorum ben. İlk defa ben sesimi bir böyle kasete aldım abi. Dinlediğimde kendi sesim olduğuna inanamadım. Çünkü duyduğum ses daha çok kardeşimin sesine benziyordu. Yani bak sanki kendilerini görüyormuş gibi bu soruyu sorar insan. Sen kendini gördün mü? Sen kimsin ya? Sen bu musun? Ha bu eminim. Ha bu musun sen? 10 sene önceki kimdi o zaman? Sima başkaydı. 10 sene sonra bu Sima değişecek. Hangisisin? Sen kaç yüzlüsün? İnsan cesedinin dışında neyini görüyor ki? İnsan cesedin dışında neyini görüyor ki? Söyler misin bana? Cesedin sesi görmez. Tadı görmez. Şefkatini görmez. Muhabbetini görmez. Vefasını görmez. Ve taassubunu görmez, inkarını görmez, imanını görmez. Yani görmez ya. Vefayı görmez. Var, vefa var bizde ama görmezsin. Bedeninin dışında sanki nesini görüyor ki? Bilim adamları gözükene, zahirdekilere kanaat etmiş olsalardı, ilim insanı olamazlardı. Bilim insanı ne demek? İlim insanı, bilim insanı. Gözükenin arkasında gözükmeyeni keşfeden kişidir. Diyor mu ki gözükmeyeni ben kabul etmiyorum. Tamam. Bilim insanı böyle bir iddiası yok ki. Aklı başında bir insan gözükmeyen yoktur demek. Vallahi 1970'lerde bu şey. Aslında ben bunu utanıyorum bu dersi yapmaktan ya. İnan vallahi utanıyorum. 1975'lerde bu sorular vardı. Artık demoda olmuş ya Karl Marx yani. 1950'lerin soruları bunlar. Şimdi bir bilim adamı çıkıp da fizikçi, ben metafiziği görmüyorum, fiziği görüyorum ama yok. Bir biyolog diyecek ki, ben insanın cesedini görüyorum ama duygularını görmüyorum. Görmediğim için duyguları yoktur. Bir nöroloji diyecek ki, beyin doktoru, ben bu hücreleri, nöronları görüyorum. Ama aklını görmüyorum. Dolayısıyla yoktu. Ya böyle der mi ya? Allah aşkına bir fizikçi metafiziği inkar eder mi ya? Bunlar aslında benim suçum yani bunlardan bahsetmek. Ruhu niye o zaman inkar ediyor? Ruhu ne inkar et diyor bir de. İşin tuhaf tarafı. İşin tuhaf tarafı. Yani ben ruhu inkar ediyorum diyor. Ruh yok diyor. Bunu yaparken ruhunu kullanıyor. Çünkü niye? İnkar eden, iman eden, kabul eden, reddeden, vefa gösteren, vefasızlık yapan, seven, nefret eden, şefkat eden, etmeyen. Ya bunlar surur, neşe, sevinç. Bedeninin dışında her şey ruhun fonksiyonu iken, reddetme özelliği, iman etme özelliği de ruhun fonksiyonu iken, diyor ki ben kabul etmiyorum ruhu diyor. Ne diyeceksin adama?
Peki kabul ettiklerini beden mi kabul ediyor? Yani niye adam iman etmiş 90 kilo? Bu niye iman etmemiş 60 kilo? Yani insani özellikler, insani kazanımlar, vefa, merhamet, şefkat maddenin fonksiyonu mudur? 90 kilonun şefkati fazla, 70 kilonun az. 120 kilo geliyorsa şefkat fazla. Niye? Bizde var olan bunlar değer değil mi ya? Öz değerler. Vefa, surur, lezzet, sevinç, tecrübe, anlayış, kavrayış, intikal, tecrübe, haya, edep. Yok mu bunlar bizde? Bunlar maddenin fonksiyonu. Maddede mi olur bu? Madde belli ya. Mitokondri, lizozom, ribozom, DNA, RNA hepsi belli ya. Sitoplazma hepsi belli ya. Orada bir tane şefkat yok ki. Yani İbrahim dediği için söylüyorum. Ruhuyla ruh inkar ediyor. Ne diyeceksin adama ya? O şeye benziyor. Hebennekacılar var böyle. Diyor ki her şey hayaldir, hiçbir şey yoktur diyor. Ne diyeceksin adama? İki tane yumruk çakacaksın. Bu da hayal. Şimdi Allah'a nasıl ispat edeceğim? Bunlara her şey hayal diyor. Buraları hayal diyor. Ben buna Allah'a nasıl anlatacağım? Ne Allah'a? Kendisini anlatmam lazım. Ona dedim. Kendisini bir anlatayım. Sen yok musun lan sen dedim. Böyle aynı. Kalistem yok musun lan sen? Eşek herif. Mahsus söylüyor ki kızdırayım. Sen kime söylüyorsun lan eşek? Sen kime hayvan dedin lan? Desin. Ha sen varsın diyeceğim. Bak eşek dedim kabullendin. Demek sen varsın. Adam kendisini inkar ediyor. Yokum diyor. Bunlar hepsi hayal diyor. Dedim ki sen eşeksin dedim. Eşek. Bunlar hepsi hayal. Öyle bir şey yok. Ne yapayım daha? Kendisini inkar ediyor. Allah nasıl anlatacağım? Acıdım daha. Böyle bir keten çakayım bu da hayal. Yok. Yani böyle acayip bir hal ya. Bu insana ne kadar insana benziyorlar ya. Bir daha bilim adamları gözükene, zahirdekilere kanaat etmiş olsalardı ilim insan olamazlardı. Gözükenin arkasını merak ettiler ve aklı bir yol buldular. Yol açıldı metafiziğe. Sanki Allah Celle Celaluhu gözükseydi iman edeceklerdi. Sanki bunlar. Hani ya peygamberimizin ne etmezlerdi? Allah gözükseydi belki iman ederlerdi. Bak peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu kadar açık mucizelerini gördükleri halde ve ömründe hiç yalan olmadığını kendileri söylediği halde, Muhammed'in emin unvanını onlar verdiği halde ve gözlerinin önünde 300'den ziyade mucize gördükleri halde, parmağından suyun aktığını gördüğü halde haşa, tabiri caizse yani haşa sihirbaz dediler. Yani elinde parmağına su akıyor. Harika demiyor sihirbaz. Ayı ikiye bölüyor. Sihir. Bu da Allah'a görselerdi. Cinlendi diyeceklerdi. Cin diyeceklerdi tabi estağfurullah Allah'a. Öyle diyecekler gözüken. Nasıl olacaktı lan? İki ayaklı birisi mi gelsin oradan? Haşa dediler. Tabiri caizse Allah'ın vekilini gördüler. Ne derler biliyor musun? Allah gözükseydi ben Allah'ım dese. Bak Allah dese ki ben Allah'ım. Sen cinsin ya. Cennette de var. Muhyiddin Arabi Fusus Hikim'inde Muhyiddin Arabi lubunda diyor ki değil dünya ehli ya. Cennet ehline. Allah onlara onların üstünde tecelli edecek. Tayin edecek. Allah, Cenab-ı Hak Rabbimiz diyecek ki ben sizin Rabbinizim. Senin şerinden Rabbimize sığınırız derler diyor. Bu da çok güzel. Hadis ama ha bu. Sonra Cenab-ı Hak rububiyetini, tecellisini biraz da indiriyor. Ben Rabbinizim dedi. Ondan sonra senin diyor, senden Rabbimize sığınırız dedi. Yine kabul etmediler. Sonra Cenab-ı Hak soruyor. Siz Rabbinizi nasıl biliyorsunuz? Gidin alimlerinize sorun. Onlar soruyorlar Rab nasıl? Onların istekleri gibi tecelli ediyor. Rabbimiz sensin. Yani onların seviyesini, o zaman herkesin seviyesine göre tecelli ediyor. Burada.
Yani Rabbim sen ona cennette bile gözüktüğü zaman kabul etmediler ya. Bu insanoğlu bir gariptir, garip. O da nefis ve şeytan olmadığı bir yer abi. Yani düşün. Düşün ya. Bu insanoğlu gariptir, garip. Acayibime gidiyor. En garip kendim, kendimim. En keşfedilmesi gereken benim. Ben bana yabancıyım, ben bana uzağım, ben beni sevmiyorum, ben beni seviyorum. Beni, benle keşfedeceğim. Aklımla, aklıma hakim olacağım. Düşünebiliyor musun bu mantığı? Aklıma, aklımla hakim olacağım. Ben, benimle keşfedeceğim. Keşfedilen de benim, keşfeden de benim. Böyle bir tuhaf mahlukuz ya. Cins bir şeyiz ya, cins. Bu nasıl bir şey ya? Keşfedilen de benim, keşfeden de benim. Ben olacağım. Giden de benim, gidilen yerde benim. Seven de benim, sevilen de benim. Veren de benim, alan da benim. Var ya böyle bir tane rüyamızda. Soru soran benim, sorulan da benim ya. Gülüyorum, o da acayip tacip ediyor. Ben tacip ediyorum, o gülüyor. İkisi de benim. Muhyiddin Arabi böyle demiş. Arş benim, kürs benim, cennet benim, cennem benim, İsa benim, Musa benim, Muhammed benim, İbrahim benim. Acayip. Her şey benim hakikatimden diyor. Pergeli oraya koymuş, oradan bağırıyor. Ne zannediyorsun kendini ya? Et kemik mi zannediyorsun? Rüyada et kemikle mi dolaşıyorsun? Hem kabri gördüğümüz halde, kabri gördüğümüz halde hangi günahımızı terk etmişiz? Yani Allah'ı görsek ne olacak yani? Beyefendi Hazretleri iman mı edecektin? Mucizeyi gördün, etmedin. Hangi Allah'ı görsen hangi davranışını değiştirecektin? Kabre mezara babanı soktun, oğlunu, kızını, anneni soktun. Gömüyorsun. Hangi davranışın değişti? Zaten Kur'an'da bu manada söylüyor. Cehenneme girseler, ya Rabbi bizi bir daha dünyaya dönder. Alabilmez mi makinesi? Bak nasıl kul olacağız? Diyor ki bak daha ki gelseler, gene aynı bir zaman sonra gene aynı hale gelirler diyor. Buna delil biziz. Mesela sıkıntı olunca, derdimiz olunca, Allah'ım tamam, söz ya Rabbi, namaza, Kur'an'a tamam. Birkaç hafta sonra eyvallah. Başıma geldi. Başıma geldi anlatayım. Beşinci kattayız, çağ elinde. Dershanedeyiz, nöbet tutuyoruz. 1988 veya 85. Gürültü. Çağ eli dershanedeyiz. Beşinci kat. Merdivende gürültü geliyor. Lazlar ya. Normal konuşamıyor ki ya. Benim gibi böyle bağırıyor. Benim gibi ya. Olur olmaz falan bir şeyler duyuyoruz. Neyse geldiler. Ya bina alt üst oluyor. Geldiler. Olur mu olmaz. Şimdi neymiş dertleri? Bak şimdi. Adam Ukrayna mıydı ne? Oraya doğru balık tutmaya gitmiş. Ama kaymış kendi ifadesiyle. Akıntıya gitmiş balık tutarken gece. Müthiş bir şeye denk gelmiş. Dalgaya. Olaya. Bak şimdi. Ama alabora oluyor. Demişler ki ya Rabbi kaptan hepsi. Allah bizi buradan kurtar. Çıkınca büyük bir hayvan, sığır, büyük bir hayvan keseceğiz. Hepsi gemi adına adakta bulunuyor. Ondan sonra neyse Allah hepeyi kurtarıyor, çıkartıyor. Türkiye'ye doğru geliyor. O fırtına azalıyor. Ya Rabbi bir koyun olarak inşallah keseceğiz. Fırtına düzelince koyuna dönüşüyor. Limana geldiler. Tavuk mu oldu? Yok. Sadaka. Sadaka. Bu insanoğlu acayip bir şey. Şimdi ne? Bana geldiler. İşte tayfa diyor ki hepimizin adına karar verdin. Nasıl böyle şey yaparsın falan. Dur da işte bu sefer cami hocasına gittiler. Orta cami benim canım bitişik. Caminin duvarıyla ben bitişiyim. Bitişik dershane. Ondan sonra hocaya gitmişler. Hoca da beni çok iyi tanıyor. İş gelip derse geliyor. Namaz araları geliyor. Hoca dedim olur mu demiş. Bunu çok güleceksiniz. Hoca ne demiş biliyor musun İbrahim? Şurada bitişik demiş bir şey bina var. Son katta demiş. Orada kurs var.
Hasan Hoca var, gidin ona sorun demiş. Bu benim sahan değil. Ha, bu benim, yani biliyor ki buna bir çakacak Hasan. Ancak bu Hasan Hoca'nın işi. Tamam, bu işi bunun. Mahsus göndermiş. Bilmiyor mu? Biliyor da mahsus göndermiş. Ondan sonra geldiler, olayı anlattılar bana. Hoca, şimdi bir sadaka versek olur mu dedi. Dedim ki, olur ama bir şartla. Ne dedi? Bir daha bu Allah'a işiniz düşmeyecekse gidin sadaka verin. Tövbe dedi ya, bu Allah'a işimiz düşmez olur mu hoca? Ne dersin ya sen? Böyle, o zaman kes. Biz zaten kesecektik da ama bir soralım dedik. Fırtınada sığır, hafif dalgalarda koyun, limana girince sadaka. Böyle bir insan ya. Bu özellik bizde de var ha, biz de öyleyiz. Böyle kanser şey var, bir tanesi var. Perşembe günü diyor, tahlil gelecek diyor. Patolojiden parça alınmış. Kanser mi değil mi? Benim akrabam. Abi, ne bileyim böyle patolojiye şey vermiş. Abi, buyur. Oo, hayırdır, alamazsın, hayırdır. Yok dedi abi be, derse gitmek canım istedi. Ona dedim, burada bir pit yeniği var ya. Bu adam derse nasıl girer yani, ne? Abi ya, hayır dedim, kafana bir saksı mı düştü bir yerden geçerken? Telefon ediyor. Yok be abi dedi, sen de mananı çıkar. Derse gelmek istiyorum dedi, biliyorum ki araban yok, seni götüreyim dersin. Tamam. Allah Allah. İyi bakayım. İyi dedim ya, uzan derse gidelim de arabası şey arasın. Ondan sonra kalktık derse gittik. Giderken konuşturduk, ya abi ya, dua et dedi, patolojiye şey parça gitti dedi. Tamam mı? Belli olacak dedi haftaya perşembe. Ona dedim zaten bu işte bir piteni var idi belliydi de. 15 gün namaza devam etti. Bir hafta kıldı. Bir hafta da uçak inerken. Bir hafta korkuda. Bir hafta da ayıp olur. 15 gün sonra tekrar temiz çıkınca. Hadi bizden eyvallah. Sanki ölüm kanserli olacakmış. Şu anda zannetmiyorum kız. Allah neyi yapıyor? Bazen dayatıyor bizi. Bir hastalık, musibet, dert. Ya Rabbi diyor. Ya böyle bir insan ya. Ben insanı, insanı anlatmak için anlatma bana onu. Garibiz yani. Tuhafız. Acayip bir mahlukuz. Hepimizde bu var. Evet, bu namussuzluk bizde de var ya. Bende de var. Allah'ı niye görmüyoruz? Görsen ne yapacaksın lan? Ne haber lan? İyi misin falan mı diyecek? Ne olacak? Soruyorum. Ne olacak lan Allah? Allah'ı görsen ne olacak? Neyi değiştirecektin? Hadi bakalım onu soruyor. Gördün ne olacaktı? He ya dedi. Bu oldu yani. Tamam görsen ne yapacaktın dedim. Ne haber tokalaşacak mıydın? Tamam. Ne yapacaktın? Söyle bana ne yapacaktın? O sana diyecekti ki buyur kulum ne istiyoruz? Ya Rabbi ne yapayım? Sen Kur'an'da gönderdim sana. Söylemiş zaten. Zaten söylemişim. Kulum bana bir nasihat eder misin? Peygamberin sözleri var. Ya bana bir belge versen ne yapacağız, ne edeceğiz, ne edeceğiz, başımıza ne göreceğiz? Kur'an gönderdim. Allah Kur'an'ın da peygamberinden başka bir şey mi diyecekti görünce? Allah ne soracaktın? Zor Kur'an'a. Güzel bir taktik. Ben sonra böyle yapacağım ben de. Tam görünce ne yapacaksın? Dese ki, ya Rab ben seni niye görmedim? Sen kendini gördün mü ki? Sen kendini gördün mü sen kendini? Allah dese ki ne var ne yok nasıl tövbe et. Ya Rabbi tahayyülü küfür olmadığı için söylüyorum. Allah affet bizi ya Rabbi. Yani niye gözükmedin? Sen kendine gözüktün mü ya? Sen kendin gördün mü? Benim gömleğim, benim atletim, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. Benim ruhum diyen ben olanı gördün mü? O sensin. Gördün mü? Yani peki olağanüstü bir şey olacaktı da biz efendim namaza başlıyoruz. Peygamberin mucizesi var. Başında bak bu kadar sıkıntılar var. Allah'ın ikramı var. Bu mucize değil mi ya? İle peygamberden mi bekliyorsun? Peygamberden elinden su akması biraz normal zannediyorsun. Şanormal zannediyorsun. Vallahi bundan daha zordur. Çünkü kan da soyulsa su akar. O da semadan su akıyor. Mucize değil mi? Normal mi o? Peygamber elinde hurma oldu. İman eder. Lan topraktan hurma olur mu?
Toprak sana forma veriyor. İnsandan insan çıkar mı? Kadın erkek doğurur mu? Erkekten kız olur mu? Dünyanın en acayip iş abi. Kadından erkeğin vücuduna çıkması. Çıkması. Kendisine zıt, tabiatına zıt. Eğer kadın tabiatını doğursa derim ki üredici, türevi alındı. 9'un karekökü 3'tür. Kendisi çıktı dışarıya. Elma ağacından armut çıkarıyor. Yani gene bir ona da benzemiyor. Kendi zıttı ya. Tabiatını zıttı ya. Erkek ruhu. Bu normal mı ya? Daha nasıl mucize görecektin? Allah görse ne yapacaktın ki? Öyle dedim. Görse ne diyecekti dedim. Ya dedi. Hiç düşünmedim. Sor bana dedi. Ben sana söyleyeyim Allah görsen. Ne soracağını ben sana söyleyeyim. Diyecektin ki ya Rabbi sen neredeydin şimdiye kadar? Ben sendeydim. Sen neredeydin? Sana soracak. Cevap ver. Allah'a görsen ne diyeceksin? Ya Rabbi sen neredeydin ya şimdiye kadar? Ben sendeydim ey kulum. Sen neredeydin? Ya Rabbi ya merak ettiğim kabir öteleri. Tamam Kur'an'da bir söyledim. Allah'ım ne yapayım ya nasıl yapacağım bilmiyorum. Ya bana örnek yapsan bana namaz nasıl dedin de nasıl el kalktı. Peygamber gönderdim. O gösteriyorsun. Tamam da ne diyecekti? Demiş zaten. Hem kabri gördüğümüz halde hangi günahımızı terk etmişiz? Demek iman etmek başka bir şeyden başka bir şey. İman başka bir şey. Görmekle alakası yok. Peygamberin mucizesini gördü adam sihirdirmiş. Abi ben de o zaman olsaydım iman ederdim. Ulan 5'te 4 iman etmedi ya. Belki Ebu Cehil olacaktı. Belki Ebu Cehil olacaktı. Allah şükret ki iman ettiğine iman fırsatı verdi. Eğer iman etmeye niyet etmişsen her şey delil olur. İnkar edenler bak bu cümleyi unutmayın. Bu cümle antika şu anda okuyacağım. İnkar edenler iman edebilecek kadar delilleri olmadığından iman etmemiş değillerdir. Bir daha. İman etmeyenler iman edebilecek kadar delilleri olmadığından olmadığı gibi iman edenler iman etmesi için delilleri bulduklarından değildir. Dağdaki ninelerimiz delil mi bulmuş? Niyet. Niyetin iman etmekse her şey delil olur. Niyetin inkar etmekse her şey küfür olur. Yani örtücü olur. Örter. İnkara sebep olur. Eğer iman etme niyet etmemişse her şey inkarına sebep olur. Malzeme olur. İnsan sırf gözden mi ibaret? Burada kesil. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve salavat.